Sevgili izleyicilerimiz, yanımda kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Banu Küçük Polat hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili yönetmenim Gürsel, hocamı şöyle baştan aşağı bir tarar mısın? Ayakkabıları da çek. Böyle gelin doktorlar bana. Böyle gelin. Allah bana bunlarla gelin. Bak. Teşekkür ederim. Evet. Ne güzel varis tedavisi yaparsın sen hocam. Varis nedir? Şikayetleri nelerdir hocam? Evet, varis bir toplar damar hastalığıdır. Özellikle biz kadınlarda bunu daha fazla görüyoruz. Tabii ki kadınlar biz bütün estetik ve güzelliğimize önem veriyoruz. Tabii. Bundan sebep bacaklarımızda mavi, yeşil, makarna tanesi gibi veya örümcek ağı gibi kılcal damarların olması bizi mutsuz ediyor. Özellikle kadın hastalarım bana, hocam denize giremiyorum, hocam mini etek giyemiyorum, eşimin yanında rahatça dolaşamıyorum gibi şikayetleri oluyor. Bu da ciddi anlamda özgüvenini bir kadının bozuyor. Doğru. Biz bunu toparlamaya, hastalarımızı bacak estetiği anlamında güzelleştirmeye çalışıyoruz. Peki Banu Hocam, varis tedavisini nasıl yapıyorsun? Şimdi tabii ki tedavi aslında varisin çeşidine göre değişiyor. Hı. Eğer makarna tanesi gibi kocaman kocaman damarları varsa hastalarımızın köpük tedavisi dediğimiz bir iğne yöntemi uyguluyoruz. Hı. Eğer örümcek ağı gibi mavi yeşil ama ciltten kabarık değilse onlarda da skleroterapi dediğimiz bir tedavi uyguluyoruz. Seanslar halinde uyguluyoruz. 15 gün 20 gün arayla uyguluyoruz. Ve maalesef tek seans yetmiyor. Özellikle ben hastalarıma söylüyorum. Yani bu varisler bir günde olmadı. Bir 10 yıl gibi bir süre geçti ortalama. Dolayısıyla bir sihirli bir parmak çıtlatmak gibi birden bitmesini beklemek de mümkün değil. Sabırlı olursak güzel sonuçlar elde ediyoruz ama. Peki ağrılı acılı bir işlem mi? Şöyle yani ağrı işi kişiden kişiye değişir. Mesela ben kendime iğneyle bir sürü işlem yapabiliyorum. Ağrı eşiğim yüksek. Ama tabii ki ağrı eşiği düşük hastalarımız var. Mümkün olduğu kadar onları rahatlatıyoruz. Lokal anestezi kremler uyguluyoruz. Bir iğne yöntemi, bir sinek ısırığı gibi bir acı diyebilirim size ama dayanılmaz değil. Hani bugüne kadar hiçbir hastam ağrıdan sebep tedaviyi yarım bırakmadı. Peki Banu Hocam, bu iğne tedavilerini yaptın. Hasta rutin hayatına devam edebiliyor Tabii mu? Tabii ki. Yani hasta yaklaşık bizdeki tedavisi yarım saat 40 dakika kadar. Sonrasında normal hayatına devam edebiliyor. Sadece ağır egzersiz önermiyoruz o gün. Onun dışında bir de olmazsa olmazımız var, varis çorabımız. Yani en çok hastalarımızı aslında rahatsız eden durum bu. Varis çorabı kalın bir çorap. Ama güzel bir çorap o varis çorapları ya. Tabii yani aslında onu... Dünya starları sahnede giyiyor tabii onu. Tabii ki, tabii ki aslında o yani o selülit görüntüsü yani vücudu da topluyor ve hatta bir iki bedeni de küçültüyor. Doğru. Bunu internette satışlarını şey diye yapıyorlar yani zayıflatan çorap diye yapıyorlar. Oysa ki o... Varis için kullandığımız, tedavi için kullandığımız bir çorap aslında. Peki el ve ayak üzerindeki belirgin, genişlemiş damarlar için... Ne yapılabilir? Evet. Şimdi özellikle yaş ilerlediğinde cilt elastikiyetini kaybediyor. Elini de çek. Bak bak. Bak bak ne güzel anlatıyor kadın. Anlat. Teşekkür ederim. Cilt elastikiyetini kaybediyor. Damarlar, buradaki tendonlar daha belirgin hale geliyor. Bir kadın olarak tabii biz bu görüntüyü istemiyoruz. Elimizin de güzel olmasını istiyoruz. Evet, güzel olsun istiyoruz. Biz burada damarın içine işlem yapma yerine etrafına dolgu uygulamaları yapıyoruz. Damarın sağını solunu destekliyoruz. Dolayısıyla daha dolgun, daha genç ve daha damarsız eller yapabiliyoruz. Yapılıyor biliyorum. Peki yüzdeki kılcal damarların tedavisi var mı? Yüzde de en önemlisi en çok şikayet burun edilen. Etrafında, yanaklarda, ağız çevresinde kırmızı kırmızı kılcallar olur. Özellikle hastalar bunun için ciddi kapatıcılar kullanır kadınlar. Onu da cihazlar burada devreye giriyor. Lazer ve radyo frekans teknikli cihazlarımız var. Onunla dışarıdan yine seanslar halinde pıt 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 yakma tarzında uygulamalarımız oluyor. O da kolay diyorsun. O da kolay. Yeter ki bana gelsinler diyorsun. Sadece güneş görmemeleri ve ciddi anlamda ciltlerini nemlendirmeleri gerekiyor. Onun dışında başka bir şey yok tedaviden sonra. Peki göz altındaki belirgin damarların tedavisi mümkün mü? Şimdi göz çevresi dolaşımı zor bir bölgedir. Yani buraya oradaki damarları yok etmek biraz risklidir. Bundan sebep göz çevresindeki damarları yok etmek yerine yine ellerde uyguladığımız yöntem. Etrafına, damarın etrafına dolgu uygulamaları. Dolguyla damarı kamufle ediyoruz.
Dolayısıyla damarsız daha güzel göz altları olabiliyor. Tabii ki orada her hastaya uygun olmaz. Hastayı seçmek lazım. Öyle mi? Tabii ki. Neye göre seçiyorsun? Yani şöyle tuttunuz. Böyle bir cimdik attınız, saydınız. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bıraktınız. Eğer düzeltme ihtiyacınız oluyorsa artık o cerrahidir. Ha. Peki. Damar sağlığını korumak için hastalar ne yapmalıdır? Evet, en önemlisi şimdi bayanlar, biz şimdi burada güzel güzel topuklu ayakkabılarımızı giydik. Ancak genetik yatkınlığı varsa bir kadının, varise yatkınlığı varsa, gebelik geçirdiyse, hormon tedavisi alıyorsa damar hastalığı artacaktır. Bundan sebep bu hastalar 2 santimden daha fazla topuklu giymemeleri gerekir. Hmm. Onun dışında sağlıklı beslenmeleri, yediklerine içtiklerine dikkat etmeleri ve spor yapmaları gerekir. Onun dışında özellikle istirahat ederken bacaklar kalp seviyesinden 45 derece yukarıda olmalı ki dolaşım kalbe doğru kolay olsun. Şerife gel şu varisini bir göster. Benim asistanım evet, Şerife'min Şerife bacağında varisi gördüm, var. Evet. Bayağı da belirgin. Gel evet. Bebeğim. Makarna i̇şte tanesi şeklinde benim dediğim. Şerifem. Şimdi hocam buna ne yapacaksın? Gürselim yak. Heh. Şimdi Şerife Hanım'ın şöyle makarna tanesi gibi evet. daha da ayakta durduğunda belirginleşen, evet. akşama doğru daha da artan bir varisi var. Ağrısızı yapıyor mu Şerife Hanım? Yapmıyor. Yapmıyor. Etek giyebiliyor musunuz? Bir dakika. Yok. Yok, etek giymez o. Etek giymiyorsunuz, sadece pantolon evet. giyiyorsunuz. Bu da sizin aslında özgüveninizi birazcık olsun azaltıyor değil mi? Şimdi bunu tedavi etmek mümkün. Dediğim gibi köpük tedavisi Şerife Hanım'a uygun olur ve ben söz verdim kendisine de, bekliyorum kliniğime mutlaka. Tedavi ne yapacağız şimdi? Bir daha duysunlar. Köpük tedavisi yapacağız. Ne o? Köpük tedavisi aslında damarın içini, iç duvarını yakan bir ilacımız var. Hı. Bu ilacı havayla birlikte böyle bir köpük haline, sabun köpüğü haline getiriyoruz. Ve iğne yöntemiyle bunu. 2 santim, 3 santim arayla enjekte ediyoruz. Hı. Arkasından da hastamıza varis çorabı giydiriyoruz. Varis çorabı varis şu çorabını dönem biliyor. Aslında benden çok uygun. Bilir. Benden ötürü biliyor mu? Bilir. Ne kadar giyiyorum çorabı? Yaklaşık bir, benim ipicileri her bir seanstan sonra... İki gün non-stop gece gündüz kullanacağız. Üçüncü günden itibaren de sabah giyip akşam çıkarma şeklinde devam edeceğiz. Tek zorluğu budur aslında benim hastalarımın, çorap giyebilme. Peki ozon tedavisi damar sağlığını korumada ne kadar faydalıdır? Evet, Şerifeciğim teşekkür ediyoruz. Şimdi bu genel, hani ozon tedavisi genel bir sağlık için önemli. Bir alternatif tıp yöntemi olarak ozon bir oksijen. 3 atomlu oksijen, kokulu bir gaz, renksiz bir gaz. Biz bunu medikal sağlıkta, vücut sağlığında damardan hastaya ozon gazını veriyoruz. Hı. Bu yaylaya çıkmışsınız, sanki böyle nefis, güzel bir hava, temiz bir hava. O yaylaya çıktığınızda sabahları çok erken kalkarsınız tabii. ve uykuya çok doymuş olursunuz. Tabii şehir şartlarında bunların olması mümkün değil. Tabii. İşte ozon gazı aslında bunu sağlıyor. Damarlarda kanın akışkanlığını sağlıyor. Damar tıkanıklığı hastalarında özellikle tedaviye destek olarak öneriyoruz. Onda da seanslar halinde yapıyoruz. 6 seans ile 12 seans arası öneriyoruz. Haftada 1 veya 2 şeklinde hastanın durumuna göre. Peki Banu Küçük Polat hocam, sana birkaç tane sosyal medya sorusu sorabilir miyim? Tabii ki. 49 yaşındayım. Bacaklarımın belirli bölgelerinde şişkinlik oluyor. Evet. Sabah uyandığımda geçmiş oluyor ama evet. gün içerisinde tekrar ödem oluyor. Evet. Damarlarım tıkanık olabilir mi diyor. Tıkalı değil aslında, o hastalarda tam tersi genişleme. Şimdi benim varis hastalarımın en büyük özelliği sabah kuş gibi kalkar. Hiçbir çok şikayeti artık. Olmaz. Sabah gayet iyidir. Öğleden sonra akşama doğru ayakta durdukça bacaklarda işte o hastamızın da söylediği gibi şişme, ağrı, kramp, kasılma, yanma gibi şikayetler olur. 51 yaşındayım. Ay, özür dilerim. Bir şey daha ekleyecek miydin? Estağfurullah. Genişlemedir. Peki.
Peki Banu Hocam, 51 yaşındayım, bacaklarımda çok fazla varis var. Şiddetli kaşıntım oluyor. Olur, kaşıntı da olur. Tabii. Öyle mi? Onu unuttum söylemeyi. Kaşıntı bacaklarımı yıkadığımda geçiyor ama sonra tekrar kaşınmaya başlıyor. Evet. Varis kaşıntı yapar mı? Evet, tabii ki yapar. Varis kaşıntı yapar. Özellikle varisli damarların üzerinde olur. Hatta ve hatta hastalar geceleri fark etmeden kaşırlar ve varis kanaması, varisin patlaması gibi durumlarda acillere taşınırlar. Ve ciddi anlamda tazikli bir damar kan akışı vardır. Hastaları da korkutur. Öyle bir durumda bassınlar, elastik bandajla sarsınlar ve bir hekime, en yakın ulaşabilecekleri bir hekime başvursunlar. Gidip göstersinler. Ama tabii ki cildi inceldiği için oluyor bu. Hani o aşamaya gelmeden de tedavi olmak lazım. Yani estetik ve kozmetik dışında bu tabii ki sağlık problemi oluyor. Peki, 58 yaşındayım. Varislerim çok ilerlediği için doktorlar ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyattan korkuyorum. Ameliyat sonrası varislerden tamamen kurtulmam mümkün mü? Varislerin tedavi edilmezse ne olur? Şimdi şöyle, eskiden yani korkmasın öncelikle hastamız. Eskiden biz o damarı kasıktan yaklaşık bir 5 santimlik bir kesi, ayak bileğinden böyle bir 2 santim kesiyle o damarın içine bir tel kılavuz gönderip bildiğiniz şu pozisyonda ameliyathanede şöyle çekerek çıkartıyorduk o damarı. Bu da dolayısıyla o etrafta kanamalar, morarmalar, bacakta postop dönemde hastayı çok konforlu değildi. Şimdiki varis ameliyatları teknolojiyle birlikte damarı dizin içinden bir kılavuz telle giriyoruz damarın içine. Evet. Kasığa kadar o teli ilerletiyoruz. Radyo frekans veya lazer dalgalarıyla o damarı yakarak çıkıyoruz. Hatta hastalar, hocam ben ameliyat oldum mu? Ne yaptınız şimdi bana? Diyor. Hem estetik hem de sağlık sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Ve hastamız normal hayatına bir iki gün sonra devam edebiliyor. Yine varis çorabıyla ama. Tabii. Peki Mersin'den Musa Bey diyor ki 48 yaşındayım, tır şoförüyüm, artık alt bacaklarım şişiyor, hocam ne önerir? Şimdi şöyle, biz variste hareketsiz kalmayı istemiyoruz. Hareketsiz ayakta durmak, hareketsiz oturmak, şoför hastalığı, berber hastalığı, öğretmen hastalığı, cerrah hastalığı, yani mümkün olduğu kadar baldır kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla o şoför arkadaşımıza söyleyeceğimiz, 2 saatte bir mümkün olduğu kadar bir yerde durup biraz bir 5 dakika kadar yürümesini öneriyoruz. Hareketsizlik istemiyoruz. Bir yere çekeceğin arada bir sağa çek. İki şöyle tur at gel kardeşim. Aynen öyle. Hemen bir soru daha. 35 yaşındayım. Yüzümdeki kılcal damarlar çok belirgin. Beni rahatsız ediyor. Evet. Tedavi olmak istiyorum. Evet. Kılcal varis tedavisi sonrası süreçte nelere dikkat edilmeli? Şimdi o hastaların özellikle zaten yazın yapmıyoruz. Güneşten koruması gerekiyor hastanın kendisini. Hı. O yüzden bu tedavileri kışın yapıyoruz. Ciddi anlamda onun yapacağı, bizim tedavilerimizden sonra hastanın yapacağı cildini nemlendirmek ve güneş koruyucu kullanmak. Başka kendinin yapacağı bir şey yok. Bir problem. Önemli olan iş bizde diyorsunuz zaten. Önemli olan iş bizde, aynen. Bize gelecek. Peki Mürvet Hanım diyor ki 2 sene önce doğum yaptım. 14 kilo fazlam kaldı. Bacaklarımda kılcal damarlar kaldı. Kilo verdikçe geçer mi? Şimdi şöyle, aslında o gebelikte oluşmuş. Yani gebelikte hormonlardan ve hızlı kilo almaya bağlı o damarlar oluşmuş. Gebelikten sonra ilk 6 ay biz bekliyoruz. 6 ay içinde o varislerin yaklaşık bir yarısı gidiyor kendiliğinden. Kalanları maalesef tedavi olması gerekiyor. Harika. Orada bize gelmesi bundan lazım. Bundan sonra gelecek hastamız. Bütün doktor hanımları böyle bekliyorum. Teşekkür Lütfen ederim. Kırmızı halıda yürür gibi geleceksiniz benim programıma. Bayıldım Banu Hocam ya. Teşekkür Bayıldım ederim. Valla. Harikasın. Peki siz başka özellikle varislerle ilgili eklemek istediğin bir şey var mı Banu Hocam? Yani genelde kadınların gebelik döneminde varis çorabı giymelerini öneriyorum. Hı. Fazla kilo almamalarını öneriyorum. Mümkünse mesela evde iş yapacaklar, mutfakta işte salata hazırlayacaklar. Sofra bezini yere sersinler, bacaklarını uzatsınlar, o şekilde yapsınlar. Hı. Aman 2 dakikalık iş şurada tezgahta yapayım deyip ayakta hareketsiz kalmasınlar. Hareket diyoruz, sağlıklı beslenme diyoruz, spor diyoruz. Ve gerisi bende diyor. Gerisi Recep bende. Urfa'dan diyor ki korona sonrası bacaklarımda güçsüzlük devam ediyor. Ne yapmalıyım? Yani o birazcık aslında Covid'in geçirdikten sonraki semptomlar. Yine bir kalp damar cerrahına başvurabilir.
Ama muhtemelen Covid kaynaklıdır diye düşünüyorum. Zamanla geçecek inşallah. İnşallah. Zaten sabır. Onlarda biliyorsunuz nefes darlığı, işte halsizlik, yorgunluk oluyor. Ve bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Hepimizin. Çıkın çıkın gidin Banu çıkın, hocama. Çıkın gelin. Evet. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat hocam. Harika bir sohbetti. Teşekkür ederim. Şimdi teşekkür yanımda ederim. Dur gitme. Programı Gitmeyeyim. Beraber kapatalım. Kapatalım. Bayıldım. Kadın çok şık, çok güzel. Anam bu doktora da gidilir yani. Teşekkür Gidin, ederim. Varisiniz, varisiniz, kılcal, damarınız hepsini hallesin. Oktay Gültürk ne okuyorsun? Oku da hocamla oynayalım. Hadi. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah kulunu, her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah kulunu, her kim olursa olsun. Kırmızıyı severler, birbirini överler. Romanlar böyledirler, şarkısız yaşayamaz ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kulunu, her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kulunu, her kim olursa olsun. Ha, ha, Allah Allah. Yuvarlanır giderim, çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim, çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Kaynana, kaynana, aslan gibi kaynana, yukarıda Allah var.